Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaleden kurbanlık için 2 kişi almaya gelecek. Davar eve gelmedi. Onun için keçileri almaya gidiyorum. Oruçlar nasıl gidiyor? Tutuyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Oruç tutmak için aklınızda bildiğiniz kolaylık var mı? Bunları yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Sahura kalkmadan oruç tutmayın. İyi olmuyor. Tutmak daha da zorlaşıyor. Şimdi şu keçilerin en arkasını kaldırdık. Zaten kendisi de geliyor da vakit kısıtlı olduğu için biz kendimiz getirmek zorundayız. Saat şu anda kaç? 12.30. Adamlar 1-1.30 gibi geliriz dediler. Zaten şu anda saat 12.30 olduğunu göre yarım saate hallederiz. Şimdi zaten geçiler de bayağı bir ürktü. Altımızda bir tane var. Bu keçi de gitsin. Burada elektrik direği var. Ona dikkat etmek lazım. Şu keçiyi govalayalım. Ya da yakından biraz daha aşağıdan uçalım. Keçi korkmuyor ya. Bir sıkıntısı var herhalde. Hasta mı? Zayıf mı? Bilmiyorum. Ama korkmuyor. Bu bir keçi kendisi gelir. Şu sürüleri korkutalım biz en iyisi. Hop geldim. Ulan geçinin aklı karıştı ya. Şu arkadan giden gır geçi normalde yaşlı. Ondan yani. Yani çoban olup da drone mevzusuna gelirsek iş görüyor. Ucuz dronelar da var. Onlardan alabilirsiniz. Ama tek sıkıntısı bunların izin alma konusu sıkıntılı oluyor. Başka bir sıkıntısı olmuyor. Drone yani benim işime yarıyor. Drone'la keçi böyle bir yerde kalınca onu bulması, getirmesi filan iş o yönden çok faydalı oluyor. Yani görüyorsunuz hep drone'lu geçi çevirdik. YouTube'da bayağı bir video var. Onun için drone almayı tavsiye ederim. Ama ilerleyen zamanlarda bu izin konusu da çözülürse süper olur. Yani herkes gönül rahatlığıyla iznini alıp uçurabilir. Biraz şu keçileri arkası gelsin. Yoksa yanlış yöne doğru gidecek. Ya da biz getirelim arkasını. Hadi hadi gidin gidin, gitmiyorlar la. Şimdi tam olarak göstereyim bir saniye. Şurada keçiler var. Bunları şu ormana, dağa doğru kovaladık mı? Bizim evde tam olarak şu dağın üstünde. Şurada tam olarak bu dağın üstünde. Ve şurada bir çoban vardı. Ona bakıyorum kamerayla görebileceğim mi diye. Bakıyoruz. Şu anda çobanı göremedim. Nereye gitmiş olabilir? Aşağıya inmiş olabilir. Aşağıda da değil. Galiba çoban şuraya gitti. Şu dağın arasında bir boşluk var. Orada dereye doğru girmiş olabilir. Biz şimdi bahsettiğim tam yukarıdaki keçileri almaya gidelim. Şunları. Bunlar gelir. Çoban da gidiyor. Onu da göstereyim. Bir saniye. Biraz ayarsız oldu. Ya ayarın çok zoom yaptığından ayarını tutturamadım. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Şimdi buldum. Şurada siyah siyah sağdan dizilenmiş şekilde gidenler var. Onlar bizim değil. Şimdi uzak zoom'u kapatalım. Zoomsuz bir şekilde. Bakalım kalan var mı? Şu anda bakıyoruz. Şunları da eve doğru kovaladık mı? İş tamamdır. Tamam. Bunları da eve doğru kovaladığımıza göre. Şimdi davarın kontrolünü, yani tam olarak ormana girdiğinden emin olunca drone'u getireceğim. Şu keçiler de gelsin. Ormana doğru girsin. Tamam. Bunlar da ormana doğru geliyor. Şimdi drone'u getirebiliriz. Ben de zaten şu dağın tepesindeyim. Bakalım kendimizi bulabilecek miyiz? Yerimi biliyorum ama yani drone'la giderken yön olayı biraz karışık oluyor. Sesini duydum drone'un. Geldi. Bakıyorum. Kendimi bulamadım. Yok, görmedim. Ama drone şu an önümden geçti. Yukarıda kalıyorum. Yani böyle uçuşlarda beni gören var mı? Şu an ekranda gözüküyorum. Tam yukarıda. Şurada. Bir saniye göstereyim. İşte burada benim. Herkese selam olsun. Ekrana bakmadan da selam veremiyorum ne hikmetse. Ama bakarız inşallah. Şimdi drone'u getirelim. Şöyle güzel bir selam verelim. Herkese merhaba. Şimdi drone'la kayıt nasıl diyeyim? Drone'la normalde uçururken ses kaydı alamıyoruz. Onun için telefonun sesli notlarını açtım. Oradan ses kaydı aldım. Bu videoyla ses kaydını birleştireceğim. Sonra YouTube'a atacağım. Böyle yapınca videolar daha eğlenceli oluyor. Daha çok sarıyor. Onun için böyle yapıyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.